Evet, merhaba. Cuma günü geldi. Şeyler ve Şeytanlar. Kaçıncı bölüm? 12 mi? 13 mü? 13. 12. 12 ya da 13. Bugün iki tane konuğumuz var. Berkun Oya. Berkun'u Crack'ten biliyorsunuzdur. Berkun'un tiyatrosu Crack. Ve Ebru Nihan Celkan. Sayın Celkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ebru'nun tiyatrosunda Bulut. Evet. Değil mi? İki tane çok kıymetli, önemli tiyatrocu arkadaşım. Kendi tiyatroları ve ama en önemlisi yazar olmaları, yazdıkları kendi oyunları sahnelemeleri. Onun dışında sahnelediğinde oldu mu? Oldu mu sahnelediğiniz? Hep kendi oyunlarımı sahnediniz. Ben bir kere Fuat Metin'in bizim tiyatroda çalışan bir arkadaşımızın yazdığı bir oyunu yönetmiştim. Fuat'ınkini yapmıştım. Evet. Evet. Sen yaptın mı hiç başka? Şu anda provadayız. İlk defa yapacağım ben. Ha. Evet, yönetmenliklerini yapıyor. Kendi yazdıklarını yönetmenliklerini yapıyorlar aynı zamanda. Ebru'yla Berkun. Valla Berkun aynı zamanda senaryo da yazıyor. Berkun'un filmleri var. Yönetmenliğini yaptığı filmleri var, senaryolarını yazdığı filmleri var. Oradan başlayalım. Mesela senaryo yazmakla tiyatro metni yazmak arasındaki fark nedir diye klişe bir soruyla ama uçurum. Herkesin de merak ettiği ve anlamak istemediği bir durum var aslında. Uçurumu tarif etsene bize ya. Yani şöyle, şu anlamda uçurum. Yani bana göre tabii herkesin deneyimi farklı olabilir ama yani temelde bir senaryo işte 50 sayfa, 100 sayfa neyse A4'e basılmış, spirallenmiş bir senaryonun hiçbir kıymeti yok. Yani filme hizmet etmesi gereken bir kağıtlar toplamı o. Ama oyun, tiyatro oyunu öyle bir şey değil yani. Tiyatro oyunu, yani drama edebiyatı çerçevesinde yazılmış olan şeyin benim içine dedikasyonu da onun onunla girdiğim ilişki biçimi ve her anlamda başka bir durumu. Diğeri daha aslında amaca uygunluk üzerinden de ilerlemesi gereken, aslında perdede ya da ekranda neredeyse gördüğümüz şeyi tarif eden sayfalar gibi daha çok. Evet. Yani o anlamda net bir fark var. Yani adeta işte bir alışveriş listesi yazmakla bir şiir yazmak arasındaki fark gibi böyle bir fonksiyonellik ve diğer uç gibi. Peki bu arada Erdem'i ya zaten tanıyorsunuz diye tekrar şey yapmadım. Erdem bizim DOT'un çok önemli bir alanını dolduruyor. Erdem, bu konuda da senin soruların olacak. Var. Buraya dalmışken buradan yürüyebiliriz. Senin öyle bir deneyimin var mı, senaryo ya da öykü yazma ya da başka bir formda yazıyla ilgilenme? Yani öykü yazdım, bir tane öykü yazdım bugüne kadar. Ama onun dışında işte köşe yazısı yazıyorum pazar günleri. Her birinin ayrı bir şey var tabii, yani hani Berkun'un söylediği gibi yani. Her biçimin, şeyin, her türün biçimi farklı oluyor ve zorunlulukları farklı oluyor. Ve problemleri farklı oluyor. Çözülmesi gereken problemleri oluyor. Şey mesela ilginç ama bu işte yaratıcı yazarlık okullarında, yurt dışında bu senaryo ve oyun yazarlığı dersleri beraber veriliyor çoğu zaman. Yani işte roman ve öykü mesela beraber olmuyor oyun yazımıyla. Ama senaryoyla böyle bir teknik bir bağ var gibi davranılıyor biraz. Yani diyalog üzerine belki şey işte sahne bölümlenmesi, yapısı vesairesi. Şey peki yani aslında çok doğru, teknik ve belli bir fonksiyona hizmet ediyor olması şeyin, senaryonun. Sosyalliği için ne düşünüyorsunuz? Yani yazarlığı şeyle bağdaştırıyoruz ya, tek başına odada oturuyor, yazıyor ve çok yalnız her zaman. Tiyatro için yazmak o manada aslında roman yazmaktan da farklı bir şey biraz, değil mi? Değiştiriyor mu mesela şeyi, yazarlık düşüncesini acaba? Yani buna aslında kendi tecrübem üzerinden cevap vermek çok daha doğru olacak. Ben ilk yazmaya, oyun yazmaya başladığım zaman dünyada nasıl oluyor bu iş diye çok fazla böyle bakıyordum, merak ediyordum. Çünkü bu da bir bambaşka bir başlık ama Türkiye'de bu konuyla ilgili kaynak sayısı da çok böyle fazla değil. Var olan kaynaklar da genellikle teorisini çiziyorlar ama bu konuda yapabileceğiniz temrinler neler, bu konularda yapabileceğiniz alıştırmalar neler ki çok fazla var.
Bunlar üzerine bir kaynak Türkçe'de benim karşıma çıkan olmadı. Mesela şeye geçelim, bununla ilgili tiyatro metni üzerine çalışırken temrin nasıl yürüyebilir, nasıl bir formülü olabilir? Yani senin kendin için özel bir yöntemin vardır muhakkak, sana benim ait. Evet, sen nasıl çalışıyorsun, sen nasıl çalışıyorsun Ebru? Kendi yazdığın metni sahnelerken ya da başkasının yazdığı metni sahnelerken fark oluyor mu? Bu metinle sahneleme arasında bu temrin durumunda keşfettiğiniz bir şeyler var mı? Sen başlamak ister misin? Yani ben karakterle başlıyorum. Hani, birçok yazıya öyle başlıyorum. Ve karakterle ilgili yaptığım temrinler ağırlıklı olarak hani onun sadece sahnedeki hali değil, sahneden öncesi ve sonrasıyla ilgili düşünmekte oluyor. Yani bir karakteri inşa etmekte ilgili oluyor daha çok. Ve hikayeyi de o karakterler çevresine örüyorum açıkçası. Sahnede çalışırken de oyuncularla böyle çalışıyorum. Çünkü hani o olayı yaratan karakterin seçimleri gibi geliyor bana. Ve dolayısıyla o seçimler nedir, o seçimleri yapmasına sağlayan geçmiş nedir ve gelecekte başına neler gelecektir bu yüzden. Birazcık o çerçevede şekillendiriyorum. Bunun için de yaptığım çok fazla temrin var. Yani hani işte ne bileyim masa başında oturup aynı antrenman gibi aslında bir tanesini söyleyeyim mesela. Çok seviyorum ben onu. Hani 2 dakika içerisinde karakterle ilgili bildiğin 50 şeyi yaz. Hani mesela en basitinden. Ama gerçekten spor yapar gibi yaptığım temrinler var benim. Hani öyle dakikalarla falan. Sen ne yapıyorsun? Sen de şöyle cimnastik. Öyle temrin olarak tarif edebileceğim maalesef. Hayır, çalışma şey formülü olarak, formül yani yöntem olarak. Yani açıkçası pek bir yöntemim olduğunu serbest söyleyemem. Serbest çalışıyorsun yani sen, evet. Yöntemim kesinlikle yok. Aksine benim için her seferinde, yani belki şey gibi tarif edebilirim. Hani sabah çok erken saatte işte bir tuvalete gitmek için hani uyanırsın, evindesin, en huzurlu olduğun, ait hissettiğin yerdesin. Sonra kalkarsın, böyle uyku serseni tuvalete giderken salondan bir tıkırtı duyarsın. Herhalde kedidir diye düşünebilirsin. Ama sonra kedinin çok yakınında durduğunu görürsün ve artık eminsindir ki salonda yabancı biri var. Mesela içeride karın uyuyor olabilir, kocan uyuyor olabilir, çocukların uyuyor olabilir. Ve böyle dikkatli adımlarla ve gerilerek salona doğru yürüyüp hayatında ilk defa gördüğün o yüzle, bir hırsızla evinin içinde karşılaştığın anı düşün. İşte ben oyun yazmaya her başladığımda çok hırsızla hikayeli karşılaşma anı gibi oluyor. O yüzden de yöntem çok zor oluyor. Çünkü o karşılaşma anından sonra ne gelişeceğini bilmek haftada 2 kere eve hırsız girse bile mümkün değil. Peki şeyle bir şey yazıp tamamlayıp mı oyuncuyla çalışıyorsun yoksa yazma i̇şte süreci değişiyor. Yani benim yazdığım her oyunda her seferinde değişti ve ben ne zaman bir oyun yazmak için otursam acaba nasıl yazılıyor bu oyun, ben ne yapacağım şimdi diye oturdum. Böyle kısa aralıklarla 40'ar saniye, bazen 1 dakika saçmalama bir sürü oyun yazdım, biliyorsun bu işi hadi falan deyip o 1 dakika sonra geçti ve yine başa döndüm. O yüzden çok yorucu bir süreç oluyor benim için. Ama bir yandan da artık alıştım buna çünkü her seferinde öyle oldu. Galiba öyle olmaya da devam edecek. Peki çalışırken oyuncudan aldığın şeyler metne aktarılıyor mu? Nasıl işliyor? Orada yani, bir geride dönen bir şey var mı? O konuda biz de biraz fazla... demokrat değilim diyorsun. Yani Okan onu çok güzel tarif etmişti. Yazarım oynadı. Röportaj vermişti. Okan Yalavuk bizim. He. Okan oyunla ilgili herhalde bayraktan sonraydı. Askerlik diye tarif etmiş yani röportajda. Çünkü yani... şey, metne mutlak sadık kalınması ve ama yani prova döneminde de, hayır oyun döneminde demiyorum, prova döneminde, prova döneminde de mi? Tabii. Ha. Yani şöyle aslında bu kadar katı belki kullanmamak lazım, bu söylememek lazım ama yani mutlaka önce o metnin kusursuz çalıştığı ana ulaşmalıyız, sonra bir öneri varsa onun üzerine konuşuruz. Senin için? Benim için biraz farklı. Yani hani ben birazcık daha hem yönetmenin, eğer bir yönetmenle çalışıyorsam, hem de oyuncunun yaratıcı alanına müsaade ediyorum. Yani çünkü çok fazla diyalog kullanıyorum ve o diyalogların hayatın içerisindeki gerçekliğiyle çok ilgileniyorum. Yani gerçek olması benim için çok daha önemli bir yazar olarak. Yani yaşayan bir diyalog olması. Orada da biraz oyunculara şey yapıyorum, alan tanıyorum yani.
Peki şey, yani sahnelemeden önce bu aslında İngiltere mesela çok iyi bu konuda. Yani bu yazarlığın aslında bir çeşit öğretilebilen bir şey olduğunu, bir kısmının en azından. İşte bütün atölyeler, workshoplar, rezidans programları vesaire. Onlar aslında sonunda bir şeye varıyor. Belki bir işte metin analizi dersine, yani yazdığımız şey aslında kendimizin de okumasına dönüyor. Ya da belki daha önemlisi bu yeniden yazma pratiğine dair bir şey haline geliyor. Yani tamam ben bir taslak yazdım ve o bitti ve bunu kenara koydum değil de onunla tekrar uğraşmak vesaire. Burada da pek olan bir şey değil o. Yani sanki böyle bir ilk refleks gibi şey diye davranıyoruz değil mi? Yani ben derslerden de biliyorum. Buradaki ilk öğrenci refleksi de o. Yazdım, bitirdim ve kenara koydum gibi oluyor. Geri dön, hadi bir daha yaz dediğin zaman sanki o bir başarısızlık gibi oluyor. Sahnelemeye başlamadan önce var mı peki öyle bir pratiğiniz? Yani taslak yazıyorum, bozuyorum, tekrar yazıyorum gibi yoksa... Ben yazarım ve tamamlarım. Ve tamam ve bitti. Yani mesela birine bir kitap hediye etmek istediğimiz zaman ilk sayfaya bir not yazmak isteriz ya. Hmm. Ve yani mesela bende hep şey olur. Yani o ilk sayfaya yazarım ve sonra kötü bir şey yazdığımı ya da kötü yazdığımı falan fark edip ne yapacağım şimdi? Yani o kitaptan bir tane daha almaya kadar gidebilir bazen. Ya da o ilk sayfayı dikkatlice kesip ikinci boş sayfaya notu yazmak falan gibi. Yani kendi adıma o yüzden o tekrar yazma süreci gerçekten yani tek bir nüsha, tek bir kitap ve tek bir not yazılacak sayfa gibi yazmamak lazım hakikaten. Yani bunu insanın sanki dediğin gibi kötü bir şey gibi ya da hani sanki bir kendine dönük bir küçümseme gibi değil, aksine tam da yazar için en gerekli ve ona en yarayacak şey gibi görmek lazım. Yani defalarca da önünde böyle aynı kitaptan 100 tane varmış gibi tekrar tekrar o notu çalışmalısın ki o kitabın başındaki o not en güzel hale gelebilmeli. Yani dolayısıyla işte Royal Court'taki benim deneyimimde en çok öğrendiğim ve böyle çok hızlıca adapte olabildiğim şey de o olmuştu. Ve yani ben çok faydasını her zaman gördüm. Ama bu şu demek de değil, yani sen de belki benzer bir tecrübe yaşamışsındır. Yani bazen bir oyunun içerisindeki toplam 15 sayfanın finalde ilk yazdığım andaki gibi kaldığı sonucuna da ulaşabiliyorum. Tabii. Yani ama tekrar tekrar yazmak, yani prova ile ilgili ben tekrar tekrar yazma işini provaya zamanına kadar götürmüyorum galiba genelde. Yani provaya girdiğimizde metin bitmiş oluyor. Sonra metinin içinde bir takım kurgu değişik falan. Onlar biraz ayrı şeyler ama o yüzden oyun yazma süreci mesela yani Evrim'in söylediğini anlıyorum. O provada oyuncularla birlikte onu daha iyi hale getirmek aslında çok eğlenceli ve güzel de bir süreç. Verimli bir süreç. Ama ben onu bayağı bir noktaya getirip provaya başlamış oluyorum galiba. Ama tabii ki değişiklikler oluyor. En güzeli zaten şey oluyor. Sen bir şey yazmışsın. Oyuncu onu sana kusursuz bir şekilde verebilir hale geliyor ve üzerine küçücük bazen bir şey ekliyor ve zaten o onun yaratıcı alanı onun da ve o zaman çok güzel oluyor tabii. Öyle olduğu zaman çok az olan bir şey oluyor. Sen tabii oyunculuk okudun aslında değil mi? Konservatuar evet. Oyunculuk evet, şeyden, Mimar Sinan. Mimar Sinan'dan mezunsun. Onun için oyuncu malzemesini çok yakından tanıyor olduğunu tahmin ediyorum. Hissediyor. Yani, evet. Yani yani bu bir avantaj, iyi bir avantaj olarak kullandığımı söyleyebilirim. Evet. Peki Ebru sen oyuncuyla çalışırken senin sıkıştığın, bunaldığın noktalar oluyor mu yoksa rahat çözüyor musunuz oyuncuyla problemi? Çünkü yazar, yönetmen oyuncuya karşı iki tane güçlü alan karşı karşıya geliyor. Oyuncuyu da sıkıştıracak, bunaltacak bir nokta olabilir. Yani gerilim noktaları aslında biliyorsunuz sahnede çok sıkıntılı anlar yaşamaya sebep oluyor. Oluyor mu senin öyle bir tatsız tecrübeler yaşıyor musun? Yani açıkçası çok yaşadım diyemem. Hani ben böyle çok sıkıntılı bir prova süreci yaşadım. Prova döneminde kendi yönettiğim oyunlar açısından söylüyorum bunu. Bir avantaj oldu aslında ama dezavantajı da var. O da şu. Yani şeyini çok net görebiliyorum. Bilmiyorum tabii hani yanlışsam düzeltin. Hani yönetmenin kattığı bir dünya var. Şimdi yazar sen zaten kendi dünyandan yazıyorsun ve yönetmenin dünyasına çoğu zaman ihtiyaç duyuluyor. Yani ben kendi adıma bugüne kadar kendi yazdığım ve yönettiğim oyunlarda keşke
üçüncü bir kişi olsaydı ve o yönetseydi dediğim çok zaman oldu. Çünkü tam da bu çatışma aslında. Aynen. Ne biçim yazmış ya bu yazar diye. Benim başıma geldi. Tabii ki öyle durumlar olabiliyor. Yani ben mesela olabildiğince... Ne biçim yazmış bu diye. Yani yazarla yönetmen kimliğini ayırmaya gayret ediyorum tabii. Tabii bu çok zor bir şey bildiğin üzere ama... Mesela tam bu dediğini yaşadığım oldu yani. Mesela bayrak oyunu ben yaparken 25 sayfa attım oyundan. Ve tamamen yönetmen olarak attım. Yani yazar olarak gerçekten tiyatroyu basıp sen kendini ne sanıyorsun falan diye yönetmeni boğazlamak isteyerek attım ama yapacak bir şey yoktu yani. Çünkü provanın şöyle bir şeyi var. Şey gibi Fight Club'daki gibi eve gidip yazardan dayak yiyip. Yani bu gerekebiliyor çünkü provanın kendi ritmi içerisinde. Yani şimdi yazılmış, o yüzden hani başlamadan da konuştuk ya, oyun yazmakla tiyatro yapmak çok bambaşka şeyler. Yani tiyatro yaparken bu dediğini yapabiliyorum ama yani çünkü şu ya da bu sebepten, yani şimdi böyle oyunculara sanki yüklenmek gibi olmasın diye çekiniyorum ama ya tamam, metin çalışıyor da çalışmıyor işte o oyuncuyla gibi durumlar olabiliyor. Onu illa ısrarla ona yaptırmaya çalışmanın bir limiti oluyor. O noktada yok yani. Buralarda çok belirgin bir şekilde oyun düşüyor ve kaş yaparken göz çıkartmaya başlıyoruz'u fark edip ekonomikleştirmek gerekebiliyor mesela. Evet. Evet, zor bir şey o. Kendi yazdığından vazgeçmek ve ona hayranlık duymamak, yazdığın şey evet. Hayranlık duymamak. Ben bittiği anda duymuyorum zaten. En büyük avantajım o. Yani demin dediğimi bayıldığım için değiştirmiyorum diye değil, yani başka türlü yapamadığım için. Yani bunu refleks olarak yapıyorum. Yani evet. Yoksa zaten en sevdiğim o demin söylediğim oluyor. Yani o noktaya varalım, bunu aynen oynayalım. Sonra bir mesela Öner çok iyidir bu konuda, Öner Erkan. Yani bir küçücük bir şey getirir ama bambaşka bir şey olur hakikaten. Hı. Ama şey anlamında bizde çok tehlike var. Yani bizdeki oyuncularla, ki eminim sen de öyle, biz en hakikaten hep iyi oyuncularla çalışma şansım oldu benim. Ama yine de yani oyuncu, sen de çok iyi biliyorsun bir oyuncu olarak, yani hakikaten sadece o an bir kafası karıştığı için falan o kadar başka bir şey söyleyebiliyor ki oyuncu. Evet. Yani onu kontrol edebilmek gerekiyor. En azından premiere kadar onda o disiplini yaratabilmek gerekiyor. Yani ben şunu biliyorum mesela, bunu senaryo, film tecrübesinden de biliyorum. Oyuncuya biraz böyle... Ya bak işte sen kendin bu falan bir şey be, ama bitti eyvah yani. Çünkü bu akşam biraz gay düşündüm rolü falan diye gelebiliyor yani bambaşka bir rol oynarken. Ya yani onu kontrol edebilmenin iyi bir yolu önce belli bir yeri tutturmak oluyor. Benim tecrübemde. Evet, evet, evet. Başka yollarda olabilir tabii. Yani sonuçta insanla çalışıyorsun. İnsan malzemesi çok da kolay bir malzeme evet, değil. Evet, oyunculara yani. Bayağı bir yüklenmişim gibi hissediyorum şu anda. Yo, yo, yo. Biraz öyle oldu galiba. Ya ben de hani yönettiğim oyunlarda oyuncuyla çalışırken ben çok sert olmamaya özen gösteriyorum. Birazcık hani kendi fikrimi o tarafa doğru, malzemeye doğru, oyuncunun malzemesine doğru esnetmeye çabalıyorum. Çünkü sahnedeki şeyi çok iyi tanıyorum, biliyorum. Oyunculuktan geldiğim için o gerilimin gittikçe nasıl seni köşeye sıkıştırdığını ve onun son noktasında da hiçbir şey yapamaz hale geldiğini evet. Ve kitlenip bayağı depresyona girdiğini ve sıkıntılı bir döneme adım attığını biliyorum. Sadece oyun çıktıktan sonra da süren bir kabusa dönüşüyor çünkü. Onun için mümkün olduğu kadar oyuncuyla çalışırken ben biraz daha esnek olmaya çaba gösteriyorum. Peki şeyde, yani tecrübe ettiğin için yine sana soracağım. Sonra sana bırakacağım sözü. Yani ikisinin de farklı zorlukları vardır ama muhakkak. Tiyatro ile sinemayı karşılaştırdığında hangisinde daha çok sıkıntı yaşıyorsun? Prodüksiyon açısından değil, yaratım açısından. Yani. Ya gerçekten çok o kadar birbirinden başka üretim süreçleri ve sonuçlar ki açıkçası çok karşılaştırılabilir bir şey gibi farklı. Açıkçası. Evet, görmüyorum. Hayır, şu açıdan söylüyorum. Mesela tiyatroda daha insan malzemesiyle çok temas halinde olduğun halde sinemada çektiğin bir şeyi masada dönüştürme evet. Esnekliğin var. Yani kendi kendine inisiyatif kullanma alanın daha sanki sinemada daha evet. Geniş olduğu için daha
rahat hareket edebilirmişsin gibi geliyor. O açıdan çok temel, prensipte bir şeyden söz ediyorum aslında. Ya tiyatroda aslında şey var galiba, yani ben kendi tecrübemde hep şunu gördüm. Diyelim ki çok iyi bir oyun akşamı. Herkes çok formunda. Ve seyircinin de çok keyfi yerinde ve böyle o adlandırılamayan anlamların o salonda sanki böyle havada uçuştuğu bir an. Yani mesela o an bana gerçekten her şeyin üstünde geliyor. Yani kendim belki tiyatroyla başladığım için böyle bir duygusal tarafı da olabilir. Yani hiçbir, ama benim için yani kendi algım, zevkim anlamında hiçbir filmin, hiçbir bir şeyin, her şeyin üstüne çıkıyor benim için öyle bir an. Uh-huh. Ama dediğin gibi tiyatroda da şöyle bir problem var. Her o kadar gece. Az ki bu anlar yani ve bunun dışındaki anlar o kadar çok ki bazen işte hakikaten o sinemanın ölçülmüş, biçilmiş, montajda konforlu tertiplenilmiş alanı çok konforlu gelebiliyor. Zaten benim hep öyle oldu. Ben tiyatro yapıp yani artık o sürekli stres, böyle ayakkabımın içinde ayaklarımı sıkarak oyunu izlediğim günlerden artık yorulup biraz ben film yapacağım, o filmin konforuna, daha kontrol edilebilirliğine geri dönmek istiyorum dedim. Bir süre sonra da yok, ben tekrar o gerginliği istiyorum deyip tiyatroya döndüm. Çok etkileyici bir şey, evet. Çok etkileyici bir şey ama çok zor bir şey ve yani tiyatronun en büyük ve zorlu alanlarından biri de her gece en iyi performansı yakalamaya çalışma evet. Kabusu. Tiyatro zaten bungee jumping yapmak için oraya evet. Çıkıp hiç atlamamak gibi. Yani bana, ben sürekli de bungee jumping yani diye tarif ederim ama ben her seferinde atlamak diye tarif ediyorum. Yok, ben oyun bitene kadar hadi atla falan, yani öyle bir şey mi oluyor yani? Ve birçoğu akşam da maalesef tiyatronun tabiatı gereği kimse bir yere atlamadan bitiyor oyun. Yani o muhteşem şey gerçekleşmeyebiliyor toplamında. Evet. Tabii ki senin kafanda hani seyirci çok için tepik yaşadın, evet, çok sorunlar için oldu bu akşam, kusura bakmayın deriz. Abi biz hiç hissetmedik için, derler ya. O bizim için evet. Geçerli bir şey oluyor. Erdemciğim. Gerçi bu yayınlarda biraz şey konuştuk ama bu 90 sonrası işte bütün bağımsız tiyatro hareketi ya da alternatif tiyatro dediğimiz şeyler ne demek, onların ortak yanları var mı yok mu filan. Uzun da bir konu bu ama pek oyun yazarlığı meselesini konuşmadık. Yani sizin var mı mesela gördüğünüz bir şey, belki ortak bir dil ya da işte biraz bu devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarının dışına çıkınca belki içerik bakımından ya işte oyun yazarları artık mesela bunları yaptılar 90'dan sonra ya da işte böyle bir genel değerlendirmede de fark ettiğiniz bir şey var mı? Yani geçmişe dönük bunu yapabiliyoruz işte ne bileyim 60'lı 70'li yıllar Türkiye tiyatrosu dediğimiz zaman işte Haldun Taner'den başlayıp değil mi? Yani işte bir Brecht etkisi niye var? Evet. Çünkü işte o sırada 70'lerde sağ sol feci çatışma halinde. Dolayısıyla öyle bir ihtiyaç var. Yani politik olarak böyle bir ihtiyaç var, toplumsal olarak böyle bir ihtiyaç var. İster istemez tiyatroda öyle bir yere yönleniyor ve bir şeyin belki öncüsü olmaya çalışıyor vesaire. Şu an içinde bulunduğumuz için değerlendirmesi zor olabilir ama yine de oyun yazarlığı bakımında böyle bir eğilim var mı fark ettiniz? Yani benim deneyimim üzerinden şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bence sokak hareketiyle çok paralel giden bir tiyatro yazımı var gibi geliyor bana. 90'lar sonrası tiyatro yazarlığında. Nasıl bir şeyden bahsediyorum? Mesela bunu yazmıştım. LGBT hareketinin yükselişiyle sahnede LGBTİ bireyleri görmemiz neredeyse böyle çok yan yana bir şekilde yükseliyor. Aynı şekilde yaşadığımız savaşın yansımalarını da sahnede, o savaşın ertesi, hani tamamlanmış bir yaşanan süreçten sonra, barış sürecinden sonra tekrar sahnede yansımasını görmemiz. Yani sokakla çok paralel bir seyir izlemiş gibi görünüyor. Onun sebebi olarak da direkt sokağı deneyimleyen insanların masa başına geçip yazması olarak görüyorum ben açıkçası. Yani hani 90'lar öncesi öyle miydi değil miydi bunu bilmiyorum o yazarların durumunu ama kendi jenerasyonum içerisinde yan yana olduğum insanların çok hayatın içinde olup, çok hayatı deneyimleyip o deneyimleri de hemen yazıp üretime çevirme şansı da tabii burada çok önemli bir şey. Her şeyi hemen üretime çevirebildik. Yani gezi hemen üretime döndü. Kalitesini tartışmak dışında bırakıyorum bunu tabii. Ama deneyimledik ve sahnede gördük. İşte deneyimledik ve sahnede gördük gibi bir durum var. Bu da çok canlı kıldı bence. Yani çok yaşayan bir şey
yaptı gibi geliyor bana yazarlığı, oyun yazarlığını. Burada mesela senin başladığın dönemde aslında çok da bu kadar örnek yoktu değil mi? Çok yazan, genç yazar var hiç mı? Yoktu. Hiç yoktu. Senin başlaman zor olmuştur. Cesaret. Nasıl cesaret ettin ya? Yani konservatuvarda başladı aslında. Yani konservatuvarda yazmaya başladım ben ama o zamana kadar konservatuvarda kendi yazdığı oyunu sahne dersinde çıkıp oynayan kimse yoktu. O yüzden evet, epey bir problemdi bu. Zaten o yüzden yasaktı. Yani yasak konuşulmayan bir yasaktı. Evet. O yüzden Mario Kupek diye bir isim uydurup var olmayan bir Macar yazar evet, gibi yazdım. Hikayeyi biliyorum, evet. Macar yazar seni. Evet. Macarsan kabul görüyorsun. Evet, yani Müşrik Hoca işte böyle o çalıta bir şey olmuştu ama artık böyle hani ben sürekli böyle olmayan bir adam olarak Mario Kupek Ali ile falan. O da böyle bir takım tenekelerin üzerindeki bir şeylerle falan son anda Mario Kupek falan diye çıkmıştık yani ve kaç tane oyun yazdın Mario Kupek? Mario Kupek olarak yazdım aslında bayağı oyunlar. Daha doğrusu mesela Adamlar Oyunu da ben Mario Kupek olarak yazdım. Konservatuvar bittikten sonra çaldım ve Berkun Oyalı çıkarttım gibi. Ama yani mesela sorun oluyordu. İşte Müşrik Hoca hep böyle metni çok önemser. Çünkü Shakespeare'ler çalışıyoruz, böyle büyük yazarlar çalışıyoruz. Ve işte şey yapar yani bak orada işte o atlama, orada metinde şu bu falan. Tabii oyunları biz oynuyoruz, Ali ile çıkıp oynuyorduk oyunları. Böyle sürekli bana şey diyordu, mesela oyunculuğumu beğenmeyip, bak adam orada ne kadar güzel onu ifade ediyor. Senin metnini sana anlatıyor. Söylemek istiyorum, söyleyemiyorum, evet. Öyle başlamıştı. Sonra tiyatroyu kurduğumuzda da yani benim önümdeki örnek Ferhan Şensoy'du zaten. Hani bizim jenerasyonumuzdan falan bir örnek yoktu benim için. Ferhan Şensoy'du, zaten hani tiyatroyla haşır neşir olmamda da zaten. Onun çok büyük etkisi vardı. Mesela onunla şeyin var mıydı, çalışmışlığın var mı? Yok hiç. Hayır, ben izleyici olarak. İki sene önce tanıdım. Tabii. Tamam. O da öyle bir şans oldu. İşte onunla ilgili bir yazı yazmıştım falan. Yani öyle bir tanışma fırsatım oldu. Yani yoksa hiçbir iletişimim hiçbir zaman yoktu. Yani tamamen bir seyirci olarak kurduğum ilişkiydi. Süper. Devam et. İçerik dışında bir de acaba biçimde olan bir şey var mı? Yani Crack'te biliyoruz mesela onu aslında şey olarak görüyor muyuz? Oyun yazarlık parçası, oyun yazarlığın bir parçası ya da metnin bir parçası gibi görüyor muyuz? Ya da sen mesela ne dersin? Yani içerik için konuştuğumuz şey yani sokaktaki hareketin aslında bir tiyatro üretimine dönüşmesi, işte LGBT bireylerin orada olması, kadınların belki çok daha aktif bir şekilde artık ona katılması, kadın karakterin temsilinin artması vesaire gibi böyle içeriğin alanına giren şeylere paralel biçimde bir şeyler oluyor mu? Bir de işte yani o plexiglass ve bir sesle yaptığımız şey oyun metnine dahil mi değil mi? Çünkü şey biraz değişiyor tabii herhalde. Yani kendi yazdığımız şeyi yönetmek üzere yazınca bir takım notlar var akılda. Reji notları, prodüksiyon şekli, sahnede göreceğimiz biçim üzerine. Ama mesela metnin bir parçası mı? Ya da biçim olarak gördüğünüz bir şey var mı? Ya da senin oyunlarında nasıl oluyor? Yani yazmaktan başlatırsam hani ya belirli bir sahne için yazıyorum mesela ben. Büyük sahne hayal etme şansım yok açıkçası. Dolayısıyla onu belirlemiş oluyor aslında. Dolayısıyla biçimi tabii ki ister istemez içeriği de belirlemiş oluyor bu anlamda. Tabii büyük sahnelerde oynanabilecekler var ama ben masanın başına oturduğumda bu oyun bir black box hani bu küçük sahnede oynanacak diye oturuyorum. Dolayısıyla ister istemez yazımı etkiliyor benim açımdan. Burada şey çok benim hoşuma gidiyor. Yiğit Sertdemir'in bu alternatif sahneleri tanımlarken kullandığı bir cümle var. Benim çok hoşuma gidiyor. Alternatif sahne sadece oyuncunun, yazarın veya yönetmenin konumunu değil, seyircinin konumunu da belirleyen bir şey demişti. Bunun üzerinde de düşünmek gerekiyor demişti. Bence biçimsel olarak en önemli unsurlardan biri o galiba. Hani sabit olmaması hiçbir şeyin, her şeyin oynayabilir olması vesaire gibi bir şey. Ama tabii bunu aynı zamanda yazıp aynı zamanda yönettiğin zaman söylemek birazcık daha zor. Hani yönetmenlerin bu bakış açısı bence hani nasıl oldu o yeni metinleri onu düşünmek daha önemli galiba. Onlar nasıl baktılar? Yani ben bir yazar olarak oturduğum zaman Black Box hani aklıma geliyor ilk öyle söyleyeyim. Büyük. Dolayısıyla aslında oyun metninin yapısını da belirleyen bir şey haline geliyor. Tabii ister istemez. Yani sahnede bir koro bulundurmak konusunda mesela oturup düşünüyorsun yani 50 kişilik bir koro hani olmuyor. Tamamen yani ben hiç düşünmüyorum yani o sahne zaten o yüzden prova vakti geldiğinde bunu ben yazmışım da nasıl yapacağım dediğim çok fazla oldu yani mesela Güzel Şeyler bizim tarafta oyununda 10 dakika var sahnede geçmeyen
Yani sahnede oyuncu yok ve yaklaşık 10 dakika ve seyirci boş bir sahneye bakıyor çünkü çıkıp gidiyorlar ve yani bütün o çözümler benim için sonradan gelişen, yani o yazarla yönetmeni ayırıyorumla kastettiğim aslında benim daha çok o. Evet. Yoksa oyuncunun hangi lafı ne kadarını tam söyleyip söylemediği konusu başka bir konu galiba, ama esas olarak yani bir yönetmen olarak ben bu oyunu nasıl yapacağım dediğim noktada aslında realize edilmesi çok kolay oyunlar olmuyor dediğim gibi. Mesela 10 dakika offstage gibi şeylerle. Ama bir şeyin altını çizmekte fayda görüyorum aslında. Çünkü bu hep söylemek istediğim de bir şey. Belki de burası da tam yeri, o yüzden söyleyeyim. Crack 1999, yani kaç sene oluyor? 2010... 9 desek 10 yıl eder. Oradan da buraya bir 10 yıl desek. 17. Yani Crack 17 yıldır var. İnsanlar Crack'i Santral İstanbul'daki o bizim böyle zavallı bir şekilde sahnemiz olan tek 3 seneye sıkıştırdıkları zaman o zaman sanki Santral İstanbul'dan biz çıkınca Crack kapandı gibi bir algı olabiliyor. Ya da Crack sadece Santral İstanbul'daki o önünde bir cam duvar olan sahnelemeyle beraber düşünülebiliyor. Tabii biz başladığımızda internet olmamasının da bunda büyük ihtimalle bir şeyi var, etkisi var. Ama yani mesela bahsettiğin o önü cam duvar olan tasarım benim sadece birkaç tane o tasarım içerisinde oyun yapmak istememden ibaretti. Yoksa Crack daha önce da işte Oda Tiyatrosu'nda böyle bayağı daha başka bir klasik bir tiyatroda da bir şey yaptı. Ya da Kumpanya'da barda da oynadı. Kumpanya'da İstanbul Sanat Merkezi'nde de yaptı. Yani benim için önemli olan bir yere bağlı kalmamak. Santral İstanbul sadece bir dönemiydi Crack'in. Yani yoksa Santral İstanbul kapanınca Crack bitmedi aslında. Yani Crack sonuçta benim oyun yazmam anlamına geldiği için ben sonuçta çalışmaya devam ediyorum, oyun yazmaya devam ediyorum. Oyun bitmedi. Yani oyun bitince Crack tekrar aktif hale gelecek aslında. Başka bir yerde, başka bir biçimde, başka bir tasarımla. Bundan bahsedebilirim. Bana çok soruluyor da o yüzden. Mesela sokakta falan hani sağ olsunlar Crack niye kapandı diyorlar. Biraz kötü hissediyorum kendimi çünkü Crack kapanmadı aslında. Sadece Santral İstanbul'daki sahne artık tabii. Bizim değil. Aslında o kadar. Ama işte o dönemki belki şeydi, ilginç ve önemli bir şey gibi de geliyor bana. Yani insanların öyle tarif etmesinin de aslında, yani onun hatırlaması aslında bence çok da iyi bir biçim denemesi olduğunu da gösteriyor onun. Yani çok sık olan bir şey değil çünkü galiba, değil mi? Yani bambaşka bir şey görüyorum şu an karşımda. Yani oyun metninin dışına evet. Çıkıp, yani oyun metninden ilham alıp onun bir yönetmenlik şeyine de bürünmesi ve başka bir şey görmek karşıda o şaşırtıcı bir şey. Yani insanın ya böyle bir alameti farika haline gelmesi ve ondan bahsedilebilmesi de belki aslında izleyici için de iyi bir şey. Sonradan oyun hakkında yazacak akademisyen için de iyi bir şey. Ve belki bir alan açıyor yani. Ya ben mesela şöyle bir tecrübe çok yaşadım kendi adıma bu yıllarda. Murat daha yakından hatırlıyor olabilir. Yani biz başladığımızda hakikaten işte mesela barda tiyatro yapmak gibi bir şeyle başladık. Ve hep şunu duyduk. Yani böyle barda yapıyorlar ama şöyle bir adam gibi bir şey yapabilecekler. Tiyatro burada yapılmaz. Mesela ben komediyle başladım. Yani Dulcinea'nın değil mi? Dulcinea'da işte şu an o mekan bile yok ve Babilon'da bir takım başka yerlerde. Neydi? Adamlarla mı başladın? Adamlar tabii. Değil mi? Ondan da önce. Ya Tabanca, Ya Çakmak, Pasta ve Telaş, Anne Bitti. Hayır, onları Ortaköy'de Öfe Cali sahnesinde başladım. Onları bilmiyorum ben. Yani ve şunun için söylüyorum. İşte absürt komedi diye ben hiçbir zaman böyle adlandırmadım ama böyle adlandırılıyordu. Ve yazan, çizen zaten bizi kimsenin yazıp çizdiği yoktu ayrı da. Yani yazıp çizse de şuydu hep konu. Yani böyle bir şey yapıyor bu çocuklar ama yani bir drama yapabilecek mi bakalım? Yani bu komedi, onlar sırf komedi yapıyor falandı. Çok tuhaf bir şekilde aradan yıllar geçti. Ben komediden uzaklaştım ki hiçbir zaman uzaklaşmadım. Yani bir humor her zaman var oyunların içinde ama işte böyle güzel şeyler bizim tarafta, Babamın Cesetleri, Bayrak falan bu tip oyunları yaptım ve yani komediyi hiç yapmıyor falan gibi bir sohbet de başladı. Yani insanların bizde tamamen ülkenin bakalım genetik... Bakalım komedi yapabilecek mi? Gibi. Evet, gerçekten genetik olarak hafıza problemi olduğu için bizde. Yani tiyatroda da yani zaten ne gerek var böyle bir hafızaya gibi bir durumumuz olduğu için. Demin sen konuşuyorsun Haldun Tenerler, Mehmet Ulusoylar falan. Kaç kişi bilir? Yani tiyatroyla ilgilenen insanların arasında bile hani Metin Deniz deyince kaç tane genç konservatuvar öğrencisinde bir ışık yanar hakikaten bilmiyorum. Yani hafızası yok bizde sanat sahnesinin diyelim belki genel olarak. Yani hep böyle son senelerde yapılan şeyle değerlendiriliyor. O yüzden Crack'te
Santral İstanbul'daki oyunlarla değerlendirilmesi normal böyle bakıldığında, ama mesela ben bu süreçleri hep yaşadım yani. Şimdi burada bu hafıza meselesinde hafızası olmamasının aslında sadece tiyatro konusunda değil, birçok konuda hafıza meselesinin aslında birçok sebebinden ziyade ben başlıca sebeplerinden birinin akademik alandan kaynaklandığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani benim dönemimde şimdi çok kitap var. Ne oyunculuk üstüne, ne reji üstüne, ne bilmem neyse, tiyatro üzerine kitap yoktu. Çıkmıyordu. Evet. Çeviri kitaplar varsa vardı. Onlar da oyun metinlerinin çevirileriydi. Şimdi yeni yeni yazılıyor. Yani insanlar doktora tezi yapıyor, profesör oluyor, bilmem ne oluyor. Ortada tez yok, kitap yok, hiçbir şey yok. Ya Mitos Boyut'un çıktığı zamanı sen hatırlarsın. Tabii biz böyle Mitos Boyut diye bir yayın evi. Ha. Onun için hafızayı oluşturan şey. Olaydı yani. Hafızayı oluşturan şey, hafızayı hafıza haline getiren şeyin çalışması, o dinamiğin çalışması lazım. O dinamik bir türlü çalışmıyordu. Bunda akademinin çok büyük rolü var. Eleştirinin de. Eleştirinin çok büyük rolü var. Yine de eleştiri alanı eski, yani bundan 10 sene önce çok daha güçlü ve eleştiri alanından taşınmış şeyler vardır, bilgiler vardır. Dergi her şeye rağmen ayakta durmaya çalışan tiyatro dergiciliği. Evet. Vardır ama kitapla ilgili gerçekten çok çok ciddi bir boşluk var. Bir de bu çabaları gösteren insanlar ne acayip ki, işte tiyatro dergisi falan gibi. O zaman gösterenler bugün hala varlar ve gösteriyorlar. Evet. Yani onların emeğine gerçekten çok saygı duymak lazım. Evet. Ama tabii onların yaptığı hiçbir şey yeterli olmadığı için aslında bizim yardımımıza birçok alanda olduğu gibi internet yetişti. Evet. Yani yoksa internetten öncesiyle ilgili kimsenin ne yaptığıyla ilgili hiçbir belge, hiçbir bilgi yok. Yani. Yok. Ama internet çok kısa süredir var, 20 senedir yapıyoruz tiyatro. Yani orada bir kopukluk bence o anlamda var diyebiliriz. Yani ben mi yanlış biliyorum? Sen hiç sesin çıkmadı akademi deyince. Ya mesela kumpanya ya bir de o yüzden kumpanya kim biliyor? Kumpanya kendi kitabını kendi basmasa kimse bilmiyor. Yani evet ama yani, onu yani mesela ama işte kendileri ama, yaptılar. Ya yani kumpanya diye bir tiyatro vardı. Çok önemli bir tiyatrodur. Ben çocuklarla konuşuyorum. Kumpanya deyince hangi kumpanya diyorlar? Ya diyorum kumpanya diye bir tiyatro vardı. 90'ların en önemli şeylerinden, ekiplerinden biridir kumpanya. Ya bir edebiyat malzemesi olarak da o kadar önemli bir şey ki o oyunlar. İşte yani bayram baskısı falan ne kadar harikaydı Crack'ten çıkan. İşte ama kendimiz yaptık onu demek. Evet, onu kastediyorum. Yani o şeyle bir mücadeleyle oluyor her zaman ve dolayısıyla yani o aslında sayısını da etkiliyor. Bıraktığımız şeyi de etkiliyor. İşte yapılan çevirinin eğer başka bir dilden çeviriyorsak çevirinin kalitesini de etkiliyor falan. O böyle bir zincir haline gidiyor. Akademinin önemli bir payı var tabii ama işte o gerçekten bir zincir gibi olduğu için birbirini çok etkiliyor onlar. Yani yine de, kültür geleneği bizde olmadığı için zaten gelenek, devamlılık böyle bir anında böyle bir ustalara saygı kuşağına geçiyor. Yani bir tiyatronun 30 yıldır olması, 30 yıldır var olan sayın falan, yani dünyanın en normal devamlılık meselesi bizde. Hani bir şeyi 5-10 seneden fazla yaptıysan anıt haline geliyorsun. Anıtlaşıyor yani. Ya bu zaten çok delice bir şey. Yani mesela Ferhan Şensoy bugün hala aktif, tiyatro yapıyor. Onun sayesinde ses tiyatrosu var. Yani o adam olmasa Türkiye'de Türkiye tiyatro geleneğini, geçmişimizi, çok sevdiğim ve özlediğim eski Türkiye'yi bana anımsatan çok az şey kaldı artık. Mesela ses tiyatrosu onlardan biri ve var. Yani o adamın sayesinde var. Yani bunlar hep tiyatro dergisi için de aynı şey geçerli. Darülbedai. Yani onun için de o ikon isimlerin bir şekilde buraya kadar taşınması o tiyatronun varlığı sayesinde. Yani ama onda bile şey açısından, arşiv açısından hep problem var. Evet. Arşivcilikle ilgili sıkıntı var. Ya bir yandan da çok sıkıcı ya tiyatro konuşmak. Şimdi tiyatroyu yapmak güzel ya, konuşmak bana hep çok zor gelmiştir. Çünkü işte, tiyatronun hep böyle bir tiyatro bir hali var ya. Öyle konuşmuyoruz ama ya. Ya. Biz öyle konuşmuyoruz da şimdi onu düşündüm. Nasıl konuşursan konuş bence oraya geliyor gibi geliyor bana tiyatro ile ilgili sohbet. Tamam, şuraya gelelim o zaman. Bu yaratıcı yazarlık şeylerinden sen bahsetmiştin. Yaratıcı yazarlık workshopları, atölyeleri. Ebru onlar üzerinde tecrübeli. Evet. Sen yaptın mı? Öyle şeyler de yaptın galiba. Sen de.
oyun yazarlığı atölyesi gibi bir şey yapmadım yok. Ondan hep Ebru'nun uzak durdum evet. Ebru. Ne oluyor? Şey, nasıl ekiplerle çalışıyorsun? Şey mi? Yani sana mı geliyorlar böyle bir taleple yoksa işte kurumlarla mı, okullarla mı? Şimdi bir öncekinden alacağım çünkü şöyle bir şey var bence. Hani oyun yazarlığı da biriken bir şey. Yani bir geçmişe ihtiyacınız var. Yani boşu boşuna İngiliz tiyatrosu Shakespeare'e dönüp dolaşıp bakmıyor. Sonuçta bir patlama, bir çizgi, bir vesaire dahi olsa bunun bir geçmişi var. Hiçbir şey yoktan yani eğer fizik doğru bir bilimse hiçbir şey yoktan var olmuyor. Dolayısıyla birikerek gelmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin geçmişine baktığımızda çok büyük kesintiler var ya böyle blok blok bir hafıza kaybı zaten Türkiye yani bir tek tiyatroda değil her yerde var. Evet. Şimdi oyun yazımında da bu var. Şimdi mesela o yayından önce konuştuk 90'larla ilgili bir tez yazılacaksa eğer alternatif tiyatroda oyun yazımı diye kaç tanesi basıldı ben bilmiyorum. Ve nasıl ulaşılacak onlara hiçbir fikrim yok. Çünkü birçok metin çıktı, oynandı, kayboldu, oynandı, kayboldu, gitti. Dolayısıyla burada bir birikme problemi yazımda da var ve yazım için çok önemli. Çünkü kim nasıl yazmış, ne yazmıştan da önemli bir hale gelebiliyor. Mesela ben oturduğum zaman istiyorum ki döneyim, şu yazarlara bir bakayım, bir geçmişte ne olmuş. Türkiye oyun yazımında kadınlar, kadın yazarlar. Evet. Neredeler? Yani hani erkek yazarlar var da onlar yok anlamında söylemiyorum ama hani erkek yazarların gene bir şeyine, çizgisine az çok değil mi bir çizgisi var. Kadın yazarlar, hani... Evet. Veya belli bir konuyu dert etmiş yazarlar veya alternatif bir çizgi vesaire. Dolayısıyla aslında birazcık oradan çıktı. Çünkü bunun bir ayağı da hangi oyun yazarlarını yetiştirdi sorusu. Kocaman bir soru. Ne kadar kaçmaktan, yani cevaplamaktan kaçıyor olursak olalım. Yetiştirilden kastım şu değil, öğretmek, eğitmek vesaire değil. Birikmediği ve bir ekol gelmediği için bunun takipçisi kim, bunun takipçisi kim, bunun takipçisi yeni nesli kim? Evet, tabii. Soruları tamamen bir boşluk olarak duruyor yani. Hani mesela Ferhan Şensoy için belki Yılmaz Erdoğanlarla falan devam ettirebiliriz ama nereye kadar falan gibi bir şey var. Bu buradan yola çıkarak ve kendi yaşadığım problemlerden ben oyun yazarken yapayalnızdım. Hala da yalnızım yani öyle bir şey olmasın. Ama istedim ki insanlar oyun yazmayı niyet ettiklerinde çalabilecekleri bir kapı olsun. Yani hani tecrübeleri aktarmak en basitinden gidebilecekleri bir yer olsun. Çünkü şu anda son nesil yazarlar dediğimiz yazarlar da sadece İstanbul, Ankara, hani belki tabii. Şehir sayısını birazcık arttırabiliriz. Peki diğer illerde yazar mı yok? Yani böyle bir gerçeklik yok. Dolayısıyla aslında bir adres hani. Evet yani ben o konuda da hani İstanbul, Ankara, diğer illerde yazar mı yok hikayesi aslında çok doğru. Ama yani her şeyin çıktığı yerde İstanbul, Ankara oluyor. Hı-hı. Çünkü burada bir kendiliğinden ulaşılabilir alanlar var. Hı hı. Ve onun için de insanların fantazileriyle ilgili, hayalleriyle ilgili ulaşabileceği mesafeler daha kısa. Hı hı. Burada bir şey atlasa ve yürüse yayılacağı kesin ama bunun sağlam bir... Bir de bu noktada bir şey söyleyebilir miyim? Bunu ben bazen konuşulduğunda hep bunu düşünüyorum ama hiçbir zaman bunu dile getirecek bir durum olmadı tabii. Yani bu çok söylenir işte. Yani İstanbul, sadece İstanbul'da mı var falan ya da Ankara'da. Ankara'yı bilmiyorum o kadar da. Yani ben hatırlıyorum biz konservatuara girdiğimizde bizim sınıfımızdaki insanlar yani o dönem yani insanlar zaten yani şimdi şöyle bir şey ki bu Mustafa Avkıranlar falan o dönem içinde geç. Kalkıp Antalya'dan gelmişler hatta sanıyorum böyle konservatuardan gidip oralardan onlara konservatuarı anlatmışlar. Onlar da ilgilenip gelmişler ve burada okumuşlar gibi. Evet. Yani tiyatroyla uğraşan bütün bu insanlar da zaten hani böyle İstanbullu bir azınlık falan gibi de tarif edilemez. Onu demek istiyorum. Yani aslında Türkiye'yi temsil eden birçok yön de var yani. Hani evet, İstanbul'da evet. Olmaları İstanbullu oldukları anlamına da gelmiyor. Onu demek istiyorum. Doğru söylüyorsun. Ama temel belki de işte devlet tiyatroları bence çok önemli işler yaptı bunca sene. Geçen programların birinde de söyledim. Yani benim genç arkadaşlarım Diyarbakır'da, Adana'da, nereler var Erzurum'da hepsi gencecik yaşlarda oraya tiyatro götürmek evet. için son derece idealist ve son derece inatçı bir şekilde orada tiyatro yaptılar. Tek bence en büyük problem işte o konservatuarda yaşadığın sıkıntı var ya yazarlıkla ilgili en büyük problem yazarlığın bir şekilde pratiğinin oralara götürülememiş olması. Evet.
Bir de bence şey de yani sen ne kadar bunu yaşıyorsun bilmiyorum ama yani bu benim kendi şikayetim de olabilir. Çok objektif bir bakış açısı olmayabilir ama yani yazmak isteyen evet çok var da yani yazmanın gerçekten disiplin, dedikasyon ve böyle bir devamlılık gerektirdiği gerçeğini onlar olmadan yazılamıyor mu evet. diyen de çok fazla insan var. Ben çok yaşıyorum yani sürekli mailler gelir böyle işte böyle bir şey yazmayı düşünüyorum. Sizin fikrinizi öne... Abi yaz sonra konuşalım yani hep yani böyle bir fikrim var size bir danışayım da sizden de onay alırsam o zaman o belli ki yazmayacak onu. Yani yazmak zor da bir şey olduğu için çok meşakkatli yani. Yani fiziksel olarak da bir adanmışlık gerektirdiği için yani hakikaten o solitüt içerisinde yani hemen çok kolaylıkla böyle ya birileriyle konuşayım gibi bir hemen sosyalleştiriyorlar. Yani yazmak sosyal bir iş değil ki niye daha başlamadan sosyalleştiriyorsun yani hep o karşıma çok çıkan bir şey oluyor. Yani buradan belki hani birilerine seslenebiliriz. Evet, yani faydası olacak gibi bir şey olursa yazarlık yapmak isteyenlere seslenebiliriz. Cevaben sadece yazmalarını önerebilirim. Zamanımız da doldu. Bu seslenmeden sonra da öyle değil mi? Çünkü onu çok yaşıyorum yani. Evet. Deyip programı kapatalım. Evet. Teşekkür ediyoruz. İşte cuma akşamı dediğim gibi cuma akşamı bir tiyatro gecesi yapabilirsiniz. Cumartesi yarın bir oyun seyredip güzel bir tecrübe edinmiş olabilirsiniz. Onun için kendinize zaman ayırın ve İstanbul'da bir tiyatroya oyun seyretmeye gidin. Teşekkürler.